Onlar da vardı. Yani o askere gidince çok bambaşka bir ortam yani. Anlatamam sana. Hayırlısıyla gidip göreceğiz biz de inşallah ya. İnşallah. Chat, bu arada siz bana niye karanlık veriyorsunuz abi? Oğlum ben hızlı oynayamıyorum. Size demiyor muyum karanlık vermeyin diye ya? Karanlık map'e atıyorlar beni. Al okçudan bile dünyanın dayağını yiyoruz. Babacım yapmayın ya. Oğlum 2 gram oyun zevkimiz var. İçine sıçmayın şunun ya. Bir mantar Orada atıyorlar chat'in bir... de suçu değil ya. Orada 3 tane kötü şey seçtiriyor sana. 3 kötü şeyden birini seçeceksin. Abi hele için teşekkür ederim. Ben bu arada debuff'ları kapatıyorum ya. Böyle oyunun geçmişini... Tövbe yarabbim, tövbe. Oyun biraz kazık eski oyunlara benziyor Samet'im. Atari oyunları vardır ya eskiden. Hani bol bol jeton yiyen. Öyle bir oyunu andırıyor benim gözümde şu anda. Abi sıkıntı o değil ya, sıkıntı oyun böyle bizimkilerin önüne bir şey sunuyor. İşte şunu yap et diye, böyle yani gelecek bölümde ne olsun diye. Ya çok affedersin, amında bomba patlıyor, ya götümün ortasına roket atarla biri çıkıyor. Oyun boyu arkadan yarasalar kovalıyor. Sanki Batman izliyorum. Ha şu anda mesela karanlıktan korkuyorum abi. Aynen abi. Bir piramit oyunu vardı ya. Ya nefes darlığı var bende, kusura bakma, gülerken Estağfurullah böyle abi, estağfurullah. tıkanıyorum. O piramit oyunu vardı, onda da öyleydi ya senin. Oynuyordun onu, hani geçmeye çalışıyordun bölümlere. Ne Abi Immortal şu an Redneck. ha, o bende kurulu hala da şu an yani bir şeyi geçmeye çalışıyorum leveli. Buraya daha yeni geldik. İşte karanlık şey veriyorlar böyle. Map'i geçmek için, oyunu geçebilmek için böyle karanlıkta yol alıp hemen ışığı bulman gerekiyor. Karanlıkta durduğun süre boyunca damage yiyorsun ve benim kıç kadar potum var. Ben nasıl geçeceğim burayı? Yaratık geçmeden, kesmeden raşlıya raşlıya oyun mu bitirilir? Hücum Tam bir puanı challenge diyorsun gelmeden yani. neyin upgrade'ini yapacağım? Aynen abi. Belli bir alanda duramıyorsun ya, belli bir süreden Abi fazla. bir de şöyle bir durum var. Ben şimdi senin bakış açından bakıyorum olaya. Hem oyuna bakıyorsun. Oyunla yani bir şekilde adapte olman lazım. Ayrıyetten chat'e bakıyorsun. Birileri bir şeyler yazıyor. Ne bileyim şey yapman lazım. O anda oyun aktif. Hani Ayrıca ne bileyim zor yani. Gerçekten konuşmak zor da zor senin. yani. Sen zaten Oyun hardcore oynarken. oynuyorsun. Easy'yi açsan bile oyunu zaten hardcore yani benim gözümde. Bilmiyorum. Ee ya Ahmet, potum yok ya. Ya chatten yardıma gelen arkadaşlar şey yapıyorlar, eksik olmasınlar. Yanımdaki kuş var ya abi, onu oyunda. O bana can basabiliyor benim pot miktarım kadar. Onlar şey yapıyor hiç, yani isterlerse ibnelik yapıp no hell deyip bana can basmayabilirler. Ama onlar can basıyor. Map karanlık geldi. Al şimdi yani, yaratık kesemeden koşa koşa uzaklaşmaya çalışıyorum. Hay amına koyayım, aşağı indik. Hızlı olacağım diye de bazen boku çıkıyor abi. Karanlıkta kaldığım an canım azalıyor ve ben ikinci bölümü daha yeni geçebiliyorum. Çok değişik bir oyun ya. Atari oyunlarını andırıyor bana ya, ne bileyim. Oynamışsındır sen de onları mutlaka. Mesela bir Mustafa diye bir oyun var. Mustafa diyorduk biz ona. Bir Oha, tane karakter duymadım. vardı. Mustafa. Duymadım abi. Oynuyorsun sen onları ya, biliyorsun onları. Oyunun adı aklıma gelmiyor da hani karakterleri az çok hani. Genelde onu alırdım ben. Hatırlamadım vallahi abi ya, ne yalan söyleyeyim. Dur bakalım, elektrik işimize yarayacak mı? Şunu da kalkanın yerine alayım, kılıcı. Abi şeyi kapattım artık ya. Debuff yemek istemiyorum, yeter. Oyun yeterince zor zaten. Bir de şeyin çilesini çekiyorum ya. Başlangıç ekipmanı da geldi bok gibi. Chat'ten bir de debuff yiyorum abi. İnanılmaz ya. Zombayta başlamışsın geçen, onu da izledim ben Semedim. Abi başladık. Çok da güzel ilerliyor ya. Böyle Güzel ya benzemiş abi, olduk. sen zaten güzel oynarsın onu. Seha yine ben. Hoş geldin bebeğim. Ne yaptın, onu devam ediyor musun? Abi devam ediyor. En son 2 gün önce oynadık herhalde yayında ya. Yok, dün oynadık yayında. Dün bayağı yorgundum Oynadın mı? hatta. Biraz darlandım. Darlanınca şey yaptım. Yayını saldım çıktım. Salmadı geç birader falan yapıyorlardı böyle.
Ya o oyunu hep böyle yapıyorlar da ne bileyim ben oyunu seviyorum abi ya. Abi ben de seviyorum. Adamlar... Valla ben oyunu senin sayene sevdim ki gerçekten sevilmesi gereken yani kendince ne bileyim anlatamıyorum şu anda da hani iyi bir oyun yani. Kendi tarzında. Abi ya kimin sonuçta... oyunun anlayışı sadece şey ya hani grafiği olsun şeyi olsun gerçek gibi gözüksün. Ya baba ben sadece bu olduğu için. Abi ya şimdi sana biraz da tamam neyse Şahin sen konuş. Yok abi ya bir şey demiyorum. Öyle olduğunda git film izle madem. Çok gerçekçilik bir şey istiyorsan. Abi şimdi gerçekçilikten ziyade insanların bir beklentisi var. Samet'in muhabbetini seviyorlar. Gırgırı şamatasını şeyini seviyor. Ben de öyle alıştım. Ben Samet'i ben gece uyurken açıyordum, takıyordum kulaklıkları abi. Koyuyordum oradan YouTube'dan seriyi böyle listeyi. Oyunu izlemiyordum yani. Sadece dinliyordum. Öyle uyuyordum. Bak. Açık konuşuyorum ben size. Hani izlediğimden değil yani. Sadece dinlediğimden. Sırf muhabbet. Gırgır şamata olsun. Konuşması olsun. Üslubu olsun. Hani hoşuma giderdi. Seviyorum. Severek izledim. Dinledim. Hani bu şekilde alıştık yani. Ben böyleydim yani. Şimdi insanların da birçoğunun eskilerden kalanlar tabii. Yani %80'i şu anda chat'in eskidir yani. Ben eminim bundan. Yani bunu bekliyorlar hep. Hani böyle makara olsun, gırgır şamata olsun, Samet bir hikayeyi anlatsın, işte lise muhabbetleri açsın, ne bileyim hani şey olarak, örnek olarak söylüyorum onu. Bu tarz bir şeyler bekliyorlar hep. Oo var ya foto 10 numara yetiştirdin ha. Abi benim de hoşuma gidiyor muhabbet etmek ya. Özellikle hani reaksiyon alınca çok hoş oluyor da böyle şunu oynadın mı, bunu oynayacağım mı falan. Ya çok hoş olmuyor ya açıkçası. Chat ya vurun şimdi, buna vurun. Pop. O da neden oluyor biliyor musun Samet? Aslında insanların art niyeti yok biliyor musun? Sana bir oyun önerirken niye bunu oynamıyorsun dedikleri zaman mesela yok, birinde görüyorlar abi onu. Bak yok yok birinde görüyorlar abi onu. Bizim Samet de bunu oynar. Hani daha hoş olur. Daha iyi bir makara olur. Belki o zihniyette, o düşüncedeler. Ben %80 o konuda yaklaşıyorum mesela abi, bir oyun önerirken sana. Bizim chatte bir Erdem varmış sen. Allah razı olsun. Sürekli benim için oyun araştırır abi. Şu an bu oynadığım oyun, işte dün yayınlarda oynadığım, YouTube'da şu serisini yaptığım şey var ya. Neydi oyunun adı? Evil Bank Manager falan. Hepsi şeyin onun hediyesi ya. Adama diyorum doğrudur. Bana sadece oyunu söyle diyorum kanka masraf etme diyorum. Adam sağ olsun almış etmiş böyle. Hani içerik açısından destek olunmadığı zaman yayıncı patlıyor abi çünkü. Hani abi kesinlikle bak kesinlikle ben ne kadar oynayabilirim misal? Ben ne kadar abi ben de gündemi takip ediyorum işte bir iki şöyle olsun böyle olsun hani ufak tefek izliyoruz milleti diyoruz ki bunlar böyle oynamış bizim Samet şöyle oynar böyle yapar hani böyle daha güzel olur makara olur muhabbet olur. Biz de hep onun peşindeyiz. Sana bir oyun atıyorum ben ama onu nasıl atıyorum? Nasıl düşüncelerle atıyorum? Hani öyle keyfiye kadere atmıyorum yani. Acaba diyorum böyle oynarsa şöyle olur mu? Hani hep hesap kitap içinde. İnsanların ya, kimsenin bir art niyeti yok zaten. Ama işte herkes bir beklenti peşinde. Olanı kabul etmiyorlar. Hani hep bir şeyler olsun istiyorlar. Ramazan'da oyun arıyorduk ya. Adama. La deli de abi ne oyunlar indirdik bilmiyorum Şahin. Ramazan'da çok güzel değil miydi Ramazan? Bu arada ya, abi çok güzeldi ya. Çok güzel bir Ramazan geçirdim ben. Paranoya koymuş. House Flipper olsun. Chat'te yazılanların hepsi oyunda sağ üst köşede çıkan şeyle alakalı, zımbırıkla alakalı. Orada misal şey diyor, yayıncıya diyor silah vermek istiyorsan şunu seç diyor. Silah vermek istemiyorsan bunu seç diyor. Anladın? Onunla alakalı yani insanlar şey değil böyle onlar bot değil. Normal adam inan eğer. Abi Ramazan çok güzeldi. House Creeper olsun. Demolition Build vardı o olsun. Sarıyordu yani baya. Sohbet muhabbet. O bizim oynamaya çalıştığımız bir oyun vardı Şahin. Neydi o? Hangisi abi? Samet'le de falan kuramadık. Beni oyundan attı bir şeyler oldu. Bilgisayar benim biliyorsun antikaydı. Çok güzel bir oyundu biliyor musun? Kıymeti bilinmedi ama gerçekten iyi bir oyundu yani. Hani böyle bir makara kukarı olsun. Şey. Aynen abi hırsızı falan bulmaya çalışıyorduk. Hani bir katil oluyordu, av oluyordu. Avcıyı yakalamak, avcı onu yakalamaya çalışıyordu. Herkes ya aslında var ya biliyor musun? Gerçekten Twitch oynuyor.
Güzel bir oyun. Murderer Pursuit. Da biz aynen öyle. Biz beceremedik abi. Oyun çok güzeldi. Hani muhabbet olsun, makarası olsun, ne bileyim sohbeti diyaloğu olsun. Abi, hani izleyici kalitesinden ki. Olsun. Gerçekten güzel bir oyundu da biz yapamadık onu, kuramadık. Yani. Bir şeyler oldu. İşte serverları onun dandikti, bir şeyler oldu yani. Öyle sıkıntılar yaşadık. Kime gitti oyun ya? Sadece sen daha çok büyüdük galiba değil mi abi oğlum? Aynen. Değişik bir şeydi. TTNet yayıncılara şu abi. Abi Karaca abi falan geliyor böyle, hani can çekişiyoruz oynamak için. Karaca abi 10 yıl sonra falan girebiliyor içeri böyle. Aynen öyle. O bendim genelde, giremiyordum büyük bir sebep olayı. Düzgün yapabilselerdi. Oyun çok iyiydi bak mesela, o yayınlarda gerçekten hani bir Twitch için güzel, hem muhabbeti sohbeti olsun, hani içindeki diyalogları olsun, güzel bir oyundu. Senin yansıtman, lanse etmen de çok iyiydi. Abi, ama tutturamadık ya. Oyunu Samet, gerçekten güzel oyundu yani. Ya biz neler neler denedik abi şurada, ben hani 5 senedir bu sektörün içindeyim dediğim zaman millet şey diyor, anan alt üst oyun oynuyorsun pezemek götür. Abi ben diyor. Tanıyorum seni ya, ne insanlar geldi geçti Samet'im. Adamlar dananın kuyruğunu kopardı, işi gücü bıraktı, şu anda YouTuber. Şimdi konuşmayacağım neyse. Abi, ben konuşursam, ya... abi ben konuşunca millet yanlış anlıyor ya da bir ağır konuşmuş oluyorum. Ama doğruyu söylüyorum. Doğruyu söyleyince niye sen bizim zayıfımızı söyledin gibi oluyor. Hani insanların zayıf noktalarını söylememek lazım. Ama doğru yani. Abi şey, şimdi hani insanlar küçümsüyor falan, ulan alt üst oyun oynuyorsun bırt zırt diye. Ama ya biz nelerle karşılaşıyoruz ya, sadece oyun deyip geçmeyeceğim, böyle neler neler geçiyor elimize, ne yapımlarla oynuyoruz, şey yapıyoruz yani, kimsenin haberi olmayan oyundan oyunu da alıp şey yapabiliyorsun, oynayabiliyorsun. Tabii canım, aynen aynen. Ya da herkesin oynadığı falan. Ben öyle çok oyun yani oynadım. Hani illa Steam'den satın almadım yani, senin oynadığın birçok ben hani dolaylı yollardan hallettim yani bir şekilde. Ya abi, oynadım ama. Şey yani şu değil. Ya çok oyun oynamak falan mesele değil. Mesele şey böyle. Ya çok oyun oynarsın da o kadar çok oyunu yayında oynadın mı? Kesinlikle. Doğru söylüyorsun. Yayın apayrı bir şey abi. Bak onu net söyleyeyim. Chat. Yayın apayrı bir şey böyle. Düşünsene. Yani seninle beraber olayı takip eden birçok eleman var ve kararlarınızın aynı olması mümkün değil. Ve sen bir orta yol bulmaya çalışıyorsun sürekli. İşte o yüzden submodlar Samet'im. Alıyorsun submoda. Abi bizim chat bayağıdır submoda girmiyor ya. Yani şu sıralar düzgün ya. Ben de 2 gündür bakıyorum. Düzgün yani. Abi sabit zaten. Şimdi kimi insan içerikte hani bir analizi öğrenip bir oyunun detayını öğrenmeye çalışır. Hani oyunu almamıştır ya da oyunda bilgi sahibi olmaya çalışır. Sen zaten bunları hani oyunun adapte olduğun zaman oyunla ilgili bunu yapıyorsun. Ama Twitch öyle bir şey değil. Twitch bir nevi ne bileyim ya, bir Cem Yılmaz platformu gibi bir şey yani benim için. Öyle abi, eğlenmeden vallahi, şey olmuyor. Valla öyle. Hani insanlar kafa dağıtacak. Azıcık muhabbet yapacak, makara yapacak. İşte duymadıkları kelimeler duyacak. İşte farklı cümlelerde kafiye uyduracak. Ne bileyim yani... Anlatamıyorum şu anda onu. Öyle değişik cümleler kuracaklar. İşte böyle gırgır şamata olacak. Hep böyle yani. Kafa hep buna çalışıyor. Abi benim en çok sıkıntı yaşadığım nokta şey değil. Oynuyorum, oynarken de eğleniyorum. O hiç problem değil de. Benim en çok sıkıntı yaşadığım nokta sürekli aynı oyunları tekrar etmek ya. Harbiden çok bayılıyorum abi. Senin sabit oyunların var. EU4 sabit senin. Sen de o artık kalıcı yani böyle... senin doktora yaptığın bir oyun. Değil mi? O da öyle mecbur diyeyim, oynayacağım diyor abi. Yani ben mecbur abi. Çerez oynamazsan. Öyle abi, öyle, sen onun profesörsün. Onu oynayacaksın yani. Senin yapacak bir şeyin yok. Ama profesör. Ama ben sana bir şey söyleyeyim Samet'im. Ben seni EU4'te tanımadım biliyor musun? Hiç EU4'te diye bir şey yoktu. Ben de tanımadım EU4... abi. EU4. Vallahi EU4'te nedir yani? EU4'te öncesi var. EU4 yani. Ama
Gel gör ki var bant, tamam dedim. Yani mesela da. Var bant daha beterdi bu zaman. Yok abi ya, hepsi bir, ya hepsinin yok, bir yok, şey çok... hikayesi bir abi. Abi ben Varmant'la çok güzel şeyler, yani ne bileyim, anılar olsun, muhabbet olsun. Benim yazdığım yorumlara senin cevapların olsun. Bak chat'i söylüyorum. Sana ters yapıyordum değil mi abi? Hey dostum. dostum tamam, yanlış söylemiş olabilirim, tamam mı? Osmanlı Fatih serisini oynuyor. Samet kavuk yerine kavak demiş. Ne olmuş adamın yani? Bak. Dilim sürçmüş olabilir Adem Buru. Kimi şükür şükür yapıyorsun? Ben de Adem diyorum Buru ki. Ben de diyorum ki kardeşim diyorum. Kavak deme, yanlış anlarlar diyorum. Gülücük koyuyorum, hani aynen yazdığım bu. Kavuk diyorum, o diyorum falan. Bizim Samet yok öyle dedim de böyle dedim diye şey açıyor. Küçük bir böyle video yaptım falan böyle. Yok şöyle dedim böyle dedi. Ulan ya. Abi ne günlerdi ya. Vallahi özlüyorum Samet ya. İnsan özlüyor biliyor musun geçmişi? Abi şey çünkü ya. Sağlam hatıraların olduğu zaman böyle... O dönemler biliyor musun? Ben hani böyle videoyu böyle açıp da harbiden böyle izlediğimden değil ha. Kulaklığı takıyorum abi. Sadece dinliyorum. Sohbetini, muhabbetini dinliyorum. Allah buydu yani. Abi. Vallahi bak, billahi bak. Zaman geçsin abi. Ben de öyleydim. Abi seviyordum yani gerçekten. Yani senin ya diyalogla... Süre hiçbir şekilde hani bak, iletişime bazen... geçmedim abi yani. Biliyorsun aynen aynen. Bazen yerli 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 çok böyle... geç geldim buraya. Bazen yerli yersiz böyle şeylerin vardı senin. Kişisel hayatında bir şeyler yaşamışsın, onu yansıtıyorsun. Günlük gibi hani tabii. Anlatıyordum, muhabbet yapıyordum. Vallahi çok benim çok hoşuma gidiyordu. İşten olduğunu hissediyordum o zaman. Aynen hani ki, aynen. Yok şimdi öyle değilsin demiyorum ben, sakın yanlış anlama. Abi şimdi artık ister istemez işin, biraz daha profesyonelliğe kaymak zorunda ya, kaldık. İşin üslubunu oturtturdun. Hani yani benim anlattığım dönemler 4-5 sene öncesi yani. 14 yaşındaki adam 10 yaşında. Şu anda chatte olanlardan bahsediyorum. Yani. Abi şimdi ister istemez yani çağın gerektirdiğini birazcık yakalamak zorunda kalıyorsun. O da çağın gerektirdiği şu, adamlar artık seninle ilgilenmiyor abi. Misal yani en ufak anlamda bir şey anlatıyorsun böyle, bir şey hakkında konuşuyorsun, bahsediyorsun. Kardeş senin düşüncenden bize ne, hani bize oyunu getirsen, oyundan haber ver. Adam diyor yani ya, meme var mı meme kardeş. Onlar bir... Eski onlar biricik iş ya abi. Şimdi şeye bakıyorlar Samet'im. YouTuber olsun, Twitch'te de onu arıyorlar. Abi ben şu oyunda şurada takıldım. Burayı nasıl geçerim? Adam nasıl oynamış? Bu. Ejder meyveli kebap sıktı. EU4 geç desem linç yer miyim demiş. Sikli yazarsan bir miktar sıkıntı olabilir kardeşim. Telefondan geldi değil mi bu aç? Teşekkür ederim desteğin için. Abi zamanında bu arada muhabbetten muhabbete atlayacağım da E250 vardı. Hani o telefondan olmayan yoktu bu arada. Muhakkak herkeste var o telefon. Aynen öyle. Sikildim. Sıkılamıyorsun. Ne ı yok. Sıkılamıyorsun, ı yok çünkü. Yani muhakkak bir şey olduğunda şey var. Abi bir de ben kısaltmaları hiç bilmiyordum böyle, hani kib, kendine iyi bak demekmiş misal. Ben bunu çok sonra öğrendim. Böyle anlamıyordum yani, şey yapıyordum böyle, mesaj atıyordum arkadaşa. Arkadaş Samet. Dersteyim kanka, sonra konuşalım. Kib yazıyordu, ben de hoca kibirli herhalde ya da hoca kibriti mi buna şey yaptı. Abi sen öyle diyorsun da ben sana ilk 30'un telefon aldığım günü anlatayım mı? Anlat İlk 30'un telefon almışım abi. 180 lira piyasası, 166 liraya aldım ben bunu. Aldım, maaş da 150 lira. Bak samimi söylüyorum, maaşım 150 lira. Telefonlar yeni çıkmış. Bak çok eski zamandan bahsediyoruz. Arkadaşla beraber ben Bartın'da kalıyorum o zaman. Amasya diye bir şeydeyim. Bartın'ın Amasya ilçesinde. Hmm. Yazlık bir yer. Tatil bölgesi. Takılıyoruz. İşte mangal yapacağız abi. Bir iki ağaç odun getirmişler. Onları kesiyoruz. Eşek koymuşuz böyle bildiğin. Kendimiz yaptık onu. Çekişte çiviyle çaktık. Orada odun kesiyoruz. Abi telefon benim çalmaya başladı. Bir titriyor Samet. İlk defa almışım titreşim telefon ne bilmiyorum. 33 on.
cebimdeki. Abi telefon dedim patlıyor. Kaldırdık artık amına koyayım. Bak 4-5 kişiyiz Samet'im. Samimi söylüyoruz. Böyle bir tane kaya var. Kayanın arkasına saklandık. Telefonun patlamasını bekliyoruz. 33 telefon kimsenin evinde cep telefonunu geç. Hani adamların evinde ev telefonu yok yani. Abi bizim evde böyle şey vardı ya böyle döndürmeli telefon tı 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 tı. Aynen aynen o da. Abi öyle bir ortam. Şimdi ben bunları millet anlatıyorum millet şaka geliyor ama bunlar gerçek, ben bunları gerçekten yaşadım yani. Telefonu kaldırdım attım, savurdum attım böyle ekranım ekranı patlamış tabi haliyle. Daha yeni almışım. Yani. Daha yeni aldım da telefonu. 2 gün olmuş. Annemler arıyor. 216'lı numara. 212'li. Yani İstanbul'dan arıyorlar beni. Ben Bartın'dayım. Telefon titriyor. Ben diyorum ki telefon patlayacak. Titriyor. Savurduk attık telefonu işte. Kafa. Şimdi yani teknoloji nasıl ilerliyor? Nerelere vardık? Ne oluyoruz? Hani ben insanlara şaka geliyor ama bunlar gerçekti yani. Düşünsene 200 yıl önce biri çıksa da dese ki sana görüntülü konuşma yapacağız. İşte böyle Fizan'daki adamla yazışacağız, konuşacağız falan filan dese cinlenmiş bu derler. Seni tutar yakarlar böyle yani. Bildiğin şey kurarlar haçı. Şimdi biri dese ki bana ben Mars'a geldim ben harbiden derim yani 200 yıl sonra Mars'tan geldim. Tamam doğrudur derim yani. Zihniyet çok farklı. Abi bir de şey var ya böyle zamanla Rakun King teşekkür ederim balım bu arada. Chat kusura bakmayın böyle sohbet muhabbetli yayın ama inşallah hoşunuza gidiyor. Ya ben kusura bakma böyle daldım geldim. Estağfurullah abi geldiğin iyi oldu ya. Özledim seninle sohbet etmeyi vallahi özledim ya. Geldiğin öyle oradan buradan giriyorum kusura bakma yani. Estağfurullah abi niye kusura bakayım bize de iyi oldu. Valla ne zamandır sohbet muhabbet arıyorduk. Abi bu teknolojinin ilerlemesiyle beraber aslına bakarsan birazcık da doyumsuzluk geldi ve eskisi gibi değil. Bak senin o 33 ön telefon abi çok nadir arıza vermiştir. Yani telefonun arıza vermesi için abi taş gibi telefon gerekiyor. Yani aynen aynen. Ben kıracaksın. Ben onu savurdum attım diyorum ya kayanın arkasına. La bildiğin kayanın arkasına saklandık biz 4 kişi ya. Telefon patlayacak diye bekliyoruz. Oyun niyetine biz çocukken sektiriyorduk onu. Sadece bir çizik oluştu yani o ben onu nasıl savurduysam yani şaka değil ha bu. Bildiğin attım yani ben onu patlıyor diye. Hani ufak tefek bir şey değil savurdum attım yani ben telefonu. Ya abi Can abiyle. Aynen öyle. Sonra ya ciddi yani bunlar hani şaka değil. Ki ekranında sadece bir çizik oluştu ya bir noktada böyle bir düz bir çizgi oluştu. Götürdüm ekranını değiştirdim o kadar. Telefon taş gibiydi. Yani telefonu o dönemin telefonu. Abi telefonu parçalayıp tekrar temizliyordun, geri takıyordun ya. Ya sadece öyle bir telefondu telefon. Yani. Çok sağlam hala, bir telefon. Hala da duruyor o telefon biliyor musun? Vitrinde benim, hani arşivimde durur öyle yani. Telefon şeyinde, müzemde. Hamlamışız chat. Hamlamışız, ölüyorsun. Abi şimdi böyle teknoloji falan gelişti, şey oldu artık insanlara yetmemeye başlıyor hiçbir şey. Böyle teknoloji sana yetmiyor ya böyle hani... Abi telefonda... teknolojiyi biraz da bozar.